Hanımefendiler, beyefendiler, prensler, prensesler, sevgili minikler. Merhaba, ben Uğur Volkan Uysal. Bugün size İstanbul'da isminin yassı kadayıfı olan, Antalya'da ise Arap kadayıfı diye geçen bir yakışıklı yapacağım. Önümde böyle 5 tane yassı kadayıf var. Şimdi bugün Üsküdar'dan, pazardan bunları satın alırken adamla sohbet ettim. Abi dedim işte ben bunu, biz Antalya'da çünkü Ali Baba çorbacısı vardır Şarampol'de. Bilenler bilir Antalya'yı. Arap kadayıfı yapar, bayılırsınız böyle, parmaklarınızı da yersiniz. Çıtır çıtır dışı, içinde hafif tarçınlı ceviz vardır, delirirsiniz. Ben İstanbul'da göremedim öyle bir tatlıyı. Bilen yok. Üsküdar'da pazarda bir kişi yapıyor. Öyle balık pazarında böyle arada bir yer yapıyor. Normalde cevizi, şeker ve tarçını karıştırıyorsunuz, bir harç yapıyorsunuz. İçine şöyle koyduktan sonra buralarını kapatıp böyle bastırıyorsunuz. Arap kadayıfı dediğiniz hikaye şu. Bunun içine malzeme koyup kapattığınızda Arap kadayıfı oluyor. Ama şöyle bir durum var. Bu hamur dökülür dökülmez yapmanız gerekiyor. Bakın açılmaya başladı. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu kadar bekleyen bir yassı kadayıfıyla Arap kadayıfı yapılmaz demek. Aklınızda olsun. Yapışmıyor çünkü. Taze olması lazım. Döküldüğü an çıkması lazım. Biz ne yapacağız? İstanbul usulü yapacağız. Yassı kadayıfın esprisi zaten görüyorsunuz. Bu her yerde bulabileceğiniz tel kadayıf, yufka satanlar genelde yapıyor. Yağın içerisine direkt olarak atıyoruz. Şimdi onlar kızarırken ben de diğer işlerimi yapacağım çünkü. Şu üçü bir kızarsın. Üst üste fazla da yükleme yapmayalım. Altını da çok dengede gidiyor. Çok yüksek olmayacak, çok düşük de olmayacak. Bu çok önemli. Şimdi burada neler yapacağız? Cevizim var. Biraz toz şeker. Birazcık tarçın. Tarçın oranı biraz sizin keyfinize kalmış. Ne kadar tarçın sevdiğinizle alakalı. Gördüğünüz gibi ben çok seviyorum. Babam çocukken hatırlarım, yalvarırdık yani. Ablam da abim de öyle. A baba ne olur bir Ali Baba'dan şey getir bize, Arap kadayıfı diye. Çünkü Ali Baba'yla, rahmetliyle babamın arası çok iyiydi. Birçoğu zaman para almıyordu adam, o kadar iyiydi yani. Normalde esnaflıkta benim hiç sevmediğim bir şeydir. Arkadaşlarımın restoranına da bile gitsem, abi paramı al, indirim yapıyorsan yap, para almazsam bir daha gelemem ben. Gelmem modundayımdır. Arap kadayıfına bayılırdık böyle. Geldiği zaman bayram olurdu evde. Arap kadayıfı geldi, Arap kadayıfı geldi. Müthiş bir tatlıdır. Zaman zaman da bayramda, seyranda ben de kendim yaparım. Antalya'ya gidince tazesini bulabiliyorum. Burada açıkçası arayıp bulmadım öyle bir Arap kadayıfçısı. Şimdi şeker ve tarçınla işimiz bitti. Şöyle bir sağ tarafa çekelim. Bir de şurubumuzun olması lazım. Soğuk bir şerbet. Şerbetin de mantığı şu. 2 su bardağı şekere 3 su bardağı su ekliyorsunuz. Bu kadar. Yani soğuk olması gerekiyor. Sıcaktan soğuğa ters kontrast, biliyorsunuz bu önemli. Bu yassı kadayıfları burada güzelce şöyle renk alacak. İyi kızaracak. Daha sonra da şerbetin içine gömeceğiz direkt olarak. Üstüne nasıl bir dekor yapacağım? Antep fıstığı tozu normalde bu tarifte, hani genel tariflerde yoktur. Ben bunu biraz pankek gibi yapmak istiyorum. Kat kat. Hani pankekleri yaparsın da aralarına çikolata sürersin işte böyle. Bazı orman meyveleri falan güzel olur. Bu da dedim ki birazcık değişik olsun. Daha yakışıklı bir görüntü çıksın ortaya. Olanları şöyle hemen yağın içinden alıyorum. Şerbetin içine gönderiyorum. Bunu böyle nar gibi kızartmak isterseniz o da olur. Ya da hafif kızarmış seviyorsanız o birazcık tarz meselesi. Nasıl yapmak istediğinizle ilgili. Çok güzel. Siz de gelin bakayım. Sizi de atalım buraya. Cos. Seslere bayılıyorum, seslere. Mutfakta renkler, sesler ve kokular bize yol gösterir. İşte bu seslerde böyle cos diye girdi mi beni delirtiyor, bakar mısınız? Şu an çıtır çıtır. Çaya batır, beğenmezsen geri getir. Çocukken simit satardım. Ortalama 10 yaşlarında falan başladım. Her gün değil tabii. Ya cumartesi, pazar ya da yazları. Bir 5 yıl kadar sattım. Böyle bildiğin manici gibisin ya. Simiçi falan böyle özel sesler çıkarıyorsun. Ondan sonra işte çıtır çıtır çaya batır, beğenmezsen geri getir falan. Böyle hikayeleri vardı. Çok gülüyordum kendime bazen. İlk başlarda utanıyordum ama böyle falan, kim simit satıyoruz falan. Sonra baktım ki para, yani para kazanmak güzel bir şey. Dedim ki yürü ya. İşine bak Uğur. Şimdi birinci katı koydum, hemen arasına böyle birazcık tarçınlı cevizli yakışıklıdan ekliyorum. İkinciyi koydum, biraz bundan, biraz bundan. Artık böyle kat kat gideceğiz bunu.
bunları en sona saklayacağım. Sebebini hemen anlatayım. Şimdi burada 5 tane yastık kadayıfı var. Amacım ne? O bal var ya orada, boynu bükük duruyor şu an ama boynunu bükmeyeceğiz onun. Hemen ondan böyle bir kaşık alacağız. Bu yakışıklının üzerinden aşağı doğru serpeceğiz. Küçük bir karıştırma işlemi ve daha sonra da kaşığın uç kısmıyla böyle hafif de balını geçelim. Bu 40 yaş üstü için süper bir tatlı. Aklınızın köşesinde bulunsun. İşte efendim, bugün yakışıklı yemeklerde yastık kadayıfı vardı. Siz de girin mutfağa, kendi evinizin şefi olun. Afiyet bal şifa olsun, ağzınızda erisin. Bu yakışıklıya ve daha fazlasına ulaşmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Muhabbetle kalın.